konuşmacıların bizim aramızda yaptığımız sıraya göre şimdi sözü ekonomi profesörü. Özellikle bunu söylüyorum hakikaten. Ben ta çocukluğumdan beri Asal Savaş ismini duyardım. Sayın Asal Savaş Akat hocamız. Buyurun efendim. Öyle mi? Öyle mi? Sayın üstadım. Sayın üstadım. Buyurun. Ben öyle anlaştım. Sayın Başkan, saygıdeğer üstadlar. Hoş geldiniz hepiniz. Şunu biraz açalım. Ben şu sunumu yapmadan evvel bu beklenti anket endeksiyle ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Bu çok önemli yani. Çok da üçüncüdür dinliyoruz bunu. Ama artık öyle bir noktaya gelmiş ki hakikaten bunu paylaşmamız lazım. Yani bunu süratle paylaşmak lazım. Bu bizim için de inanılmaz bir hazine. Çünkü bu bir şey artık yani hani ne derler? Early warning signal dedikleri şey yani erken uyarı. Kesin olarak önceden evet, yani, giderek çok daha netleşmiş. Bu ellerinize sağlık. Hem vesile olanlara hem hazırlayanlara hakikaten çok önemli bir şey. Bunu paylaşırsanız biz de bunu duyuralım ki hakikaten izlersin. Çünkü birçok şey belli olmadan buradan ortaya çıkacak. Öyle anlaşılıyor. Öyle bir görünüyor yani. Hemen. Vallahi yavaş yavaş bunu ama yani bir basın aracılığıyla da bunu bir şekilde duyurarak yavaş yavaş başlamak lazım. Birçok insanın da işine yarıyor. Efendim izin verirseniz ben ekonominin görünümüyle ilgili bir sunumuma başlayayım. Önce dünya ile ilgili artık çok konuştuk ettik ama bir iki cümle etmeme izin verin. Bu efendim dünya büyümesinin görünümü. Dünya mavi olan ortalama yani. Kırmızı olan gelişmiş ülkeler, siyah olan da gelişmekte olan ülkeler, Türkiye'nin arasında bulunduğu ekip. Bu, biraz daha geriye gidersek aslında çok daha büyük bir çıkıştan sonra büyük bir çöküşe doğru gidiyor 2008 kriziyle. Esas yansıması 2009'da oluyor, çöküş orada görebiliyorsunuz. Bu çöküşün ardından bir toparlanma var. Fakat öyle bir noktaya gelmiş durumdayız ki artık dünyada eskisi gibi hızlı bir büyüme beklentisi kalmadı. Yani hatta buna yeni normal diyorlar. Aslında bana sorarsanız bu yeni medeniyet de zaten normal olur. Yani dünya 3,5'larda falan büyüyecek. Böyle anlaşılıyor. 3,4'te, 3,5-4'te. Ondan evvelki dönem anormaldi aslında. Yani çok zorlanmış bir büyüme vardı. İşte türev ürünler vesaire bir sürü şeyle desteklenmiş bir anormal büyüme vardı. Ve bunun böyle gitmeyeceği de belliydi. Nitekim o çöküş yaşandı. Şimdi yeni normal dedikleri şey bana göre aslında zaten normal olan noktaya bütün dünya geri geldi. Bundan sonra büyüme dünyada kısıtlı olacak. Burada da hayır var çünkü böyle çok zorlanmış bir büyüme zaten çevreyi başka şeyleri de çok yok ederek vuruyor. Dolayısıyla buralarda daha kontrollü de gidilmesine vesile olursa sorun olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler o ekonomide artık toparlanmanın olduğunu gösteriyor. Arada hala bazı umut kırılmaları falan olmakla birlikte Amerika büyük ölçüde, Amerika ekonomisi büyük ölçüde sıkıntıya atlatmış görünüyor. Avrupa sıkıntılı. Hatta o kadar sıkıntılı ki Avrupa giderek acaba Japon sendromunu yaşayacaklar mı diye. Japonya biliyorsunuz 30 yıldır bir durgunluk içinde bir türlü çıkamıyor. Acaba Avrupa da buraya mı gidiyor diye bir endişe var. Almanya mesela zora giriyor. Yani bizim oturup Almanya'nın zora girdiğini konuşmamız da tuhaf bir şey. Çünkü görmekle birlikte yani adamların gelişimine baktığımız zaman zora giriyor. Yoksa bize göre zora girmiyor. Bize göre değil yani ama kendilerine göre zora gidiyor. Çünkü sıfıra yakın bir büyümeye geldiler, oturdular. Ekonomi büyüyemiyor. Orada yani Almanya bu durumdaysa Avrupa'nın geri kalanı da ciddi sıkıntıda. Kuzey ülkelerimiz zaten rahat görünüyor. Ama dünya genelde Çin kötü. Çin kötü. Yani sadece koronavirüsüyle ilgili değil. Ondan evvel de son 3-4 yıldır zaten kötüye gidiş var birçok alanda. Bu koronavirüsü de ilave geldi Çin'in üzerine. Orada da bir sıkıntı oldu. Yani baktığınız zaman dünyanın tamamında aslında bir böyle resesyon, bir sallanma şey var. Yani bu etrafta olan depremler sadece orada değil, her alanda buna benzer depremler var. Efendim bu Hitit güneş kutusu. Hitit tarihine olan ilgim dolayısıyla
bunu size getirdim. Ne manası var bunun derseniz, müsaade ederseniz anlatayım. Bu Hititlerin evren teorisi, evren kuramı. Yani bundan 3500 yıl evvel adamlar evreni böyle görüyorlarmış. Bu büyük yuvarlak evreni gösteriyor. İçindeki o parçaların hepsi yıldızlar. O üç tane küçük yuvarlakta Dünya, Güneş ve Ay. Tepelerdekiler de onların tanrıları. Pagan dini olduğu için tanrıları var. İlginç adamlar bunlar. Ele geçirdikleri, fethettikleri her yerin tanrısını kabul ediyorlar. Kendi tanrıları arasına katıyorlar ki adamlar isyan etmez. Dinlerine dokunmadığınız zaman isyan ettiği boyunduruğu kabul ediyorlar. Bunlar da alıyorlar. Sonra zaman içinde yalnız her tanrıya bir yemek, kurban vesaire sunmak gerektiği için tanrı tasarrufuna gidiyorlar, azaltıyorlar tanrıları. Mecburen çünkü yemek yetmiyor. Bu alttaki şu yay gibi görünen şey de bununla ilgili bir yorum yapabilecek olan var mı? Bu nedir acaba? O efendim öküzün boynudur. Anadolu'da 4000 yıldır dünya öküzün boynuzu üzerindedir teorisi buradan. Hititlerden beri öyle öküzün boynuzu üzerinde düşünüyorum. Tabii öküz kafayı sallayınca da dünya sallanıyor. Onun için korkmayın yani bu olacak. Ya 4000 yıldır böyle sallanıyor. Sallantı devam ediyor. Şimdi Türkiye'ye geldiğimiz zaman hadiseye baktığımızda bugün tartıştığımız en ciddi konu bir dipten dönüş var mı yok mu? Biraz önce Nazım Hoca'nın gösterdiği yani sizin gözünüzden baktığımız zaman bir dönüş işareti. Yani geçen yıllarla kıyasladığımız zaman geçen yıla göre hafif de olsa bir toparlanma işareti var. Bakalım bunu ekonominin verileri de göstergeleri de doğruluyor mu? Sizin beklentilerinizi doğruluyor mu? Yani bu dipten dönüş dediğimiz zaman böyle her şey iyileşiyor falan, o anlamda değil. Ama bir önceki döneme göre hafif bir toparlanma işareti var. Bu haklı bir toparlanma mı, sürdürülebilir mi, onu ayrıca konuşacağız. Ama izin verirseniz şimdi biraz şeylere bakalım. Mesela sanayi üretimine baktığımız zaman son durum böyle. Dikkat ederseniz bu sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayının karşılığını veriyor değişim olarak. Şimdi burada baktığımız zaman mesela 2018'in başından başlayan müthiş bir çöküş var sanayi üretimi. Gelmiş 2018'in son ayında, Aralık ayında çökmüş. -9.9, %10'luk bir küçülme var bir önceki yıla göre. Sonra bir toparlanır gibi olmuş, tam da toparlanma olmuş. W denilen olayı, inişler çıkışlar yaşamış ama hep eksi. Yani çizginin altında hep. İlk defa son 4 aydır, 3 aydır artıya geçmiş bir toparlanma işareti. Tamam, burada baz etkisi mutlaka etkili enflasyonda olduğu gibi ama ne etkisi olursa olsun bu sizin biraz önceki görüşünüzle bağdaşır bir toparlanmayı işaret ediyor. İşin arz yönü böyle. Yani arz yönüne tabii sadece sanayiyle bakmak mümkün değil. Bunun tarımı var, hizmetleri var filan filan ama en güncel veriler bunlar. Ötekiler çok daha geriden geliyor. Onun için çok İyi onları ele alıp karşılaştıramıyoruz. Ama sanayiyi sürekli izlememiz mümkün. Ve sanayi de her ne kadar gayri safi yurt içi da %25 civarında bir yer tutsa da diğer bütün sektörleri inanılmaz şekilde etkiliyor. Hizmeti de etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Bankacılığı, finansı hepsini etkiliyor. Dolayısıyla önemli bir gösterge. Yani işin arz yönünü temsil ediyor diyebiliyoruz. Konut Türkiye açısından önemli bir gösterge. Orada bir toparlanma var mı? Orada da hafif bir toparlanma var. Yani son birkaç aydır konutta da biraz bir toparlanma var. Bu toparlanmalar gerek sanayide ve gerek konutta olan toparlanmalar biraz destekli toparlanmalar. Yani vergilerde indirimler yapılıyor, işte faizler düşüyor, kampanyalar açılıyor vesaire. Bunlar kalkarsa bu devam eder mi etmez mi onu henüz bilmiyoruz. Onu göreceğiz. Ama şu anda öyle veya böyle bu desteklerle başlamış bir toparlanma işaretini arzda görüyoruz. Talep yönünde iş nedir diye bakarsak, mesela sizin en şikayet ettiğiniz bu yılın beklenti anketinde gördüğüm endeksinde talep daralması. Talepte durum nedir diye bakarsak, burada da ben ölçü olarak perakende satış hacmine bakıyorum. Başka çok bakabileceğim bir şey yok. Bu çok günlük var da onlar çok biraz daha gerilerden geliyor. Buraya baktığımız zaman burada da dikkat ederseniz
sanayi üretiminde olduğu gibi 2018 boyunca müthiş bir çöküş var. 2018'in son ayında -9.3 ile dibi görmüş. Sonra tıpkı sanayideki gibi ama eksile kalarak bir toparlanma yaşamış. Son 3-4 ayda gene sanayi üretiminde olduğu gibi talepte de bir toparlanma var. Tekrar söylüyorum, burada çok ciddi şekilde KDV indirimi, ÖTV indirimi, faizler, kredi destekleri, bunların hepsinin etkisi var. Etkisi var veya yok ama bir hafif de olsa bir toparlanma var. Sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi? Bu ayrı. Bunu ayrıca tartışmak lazım. Dış ticaret ve büyüme arasındaki ilişkiye baktığımız zaman burada da bir gelişme var. Şimdi genellikle Türkiye üretiminde ağır ithal girdisi kullanan bir ülke. Şu orandır, bu orandır nedir? Ama ağırlıklı olarak ithal girdi kullanıyor. İthal girdi kullandığı için Türkiye büyümeye doğru gittiği zaman ithalatı artıyor, üretim artacak çünkü. İthalat artıyor, ithalat arttığı için cari açığı büyüyor. Ama Türkiye'de ekonomik olarak büyüyor. Şimdi mesela bu kırmızı çizgi ithalattaki değişimi gösteriyor. İthalatta 2017-2018'de 2018 ilk yarısında bir artış veya en azından pozitif yönde bir gelişme var. Sonra 2018'in ortalarından başlayarak çöküş başlıyor. İthalat geriliyor. Büyüme de düşüyor. Büyüme de düşüyor zaten. İhracat değişiyor biraz ama çok da büyük bir değişme yok ihracatta. Çizgiyi çekersek yani trend eğilimine bakarsak kapıca aynı yerlerde duruyor gibi görünüyor. Biraz artış var. Ama ithalatta önemli bir çöküş var. Bu çöküş bizi cari fazlaya götürüyor. Cari fazla aslında bizim açımızda.